Hayatımın aşkıyla konservatuarda tanıştım. Konservatuar. Tabii okulda biz birlikte bir oyun hazırladık beraber. Evet, orada. Sara Bernard oyunu. İlk gördüğünüzde anladınız mı birbirinizin eşi olacağınızı? Bazen böyle insanlar ilk görüşte diyor ki tamam hayatımın erkeği, tamam hayatım. Çok öyle olmadı ya. Onda da biz okul arkadaşıydık. Yani sınıf arkadaşı değildik tabii. Aynı dönem, aynı derslere giriyoruz. Yani öyle olmadı. Ne haber İlyas? Arkadaşlık aşka mı dönüştü? Ne haber İlyas? Nasılsın? Oyun hazırladın mı? Sınava çalıştın mı? Hangi oyunu hazırladın? Zaten bu diyaloglardan çıktı. Ben oyun bulamadım dedim. O dedi bende bir oyun var dedi. Ne oyunu dedim? Sara Bernard deyince... Vay benim gözler böyle iyice bir hadi beraber çalıştık öyle bunlar zamanında da anlatılmıştır konuşulmuştur sonra beraber yıldır. Provalar bir evet. Şeyler derken birbirimizi daha farklı yönlerini tanıdık öyle başladı. İlk kim kime açıldı? Ben. Tabii ki İlyas ben açılamam. Ben açıldım. Benim öyle bir nüvem yok ben beklerim öyle bir şeyi yani her zaman karşı klasik bir kadınımdır her zaman. Erkekten beklerim bu yaklaşımı. Öyle bir yanım eski zaman yapımı. Nasıl açılmıştı peki hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum ama şimdi bu çok özel ya. Ama ne güzel anlatıyorsunuz ya. Çok güzel anlatıyorsunuz valla. Ve sizi hayranlıkla izliyor. Hep öyleyim ben hayranım. Ya, yani eşim aşk sevdiğim. İlk günkü gibi mi hala? İlk günkünden fazla. İlk günkü gibi dersem yalan olur. Daha fazla. 32 yıldır evlisiniz. Evet. Ve 32 yıldır bu aşk giderek de büyüyor diyorsunuz. Ama tabii büyüyor, evet. Sevgi büyüyor. Emektir. Birbirimize emeğimiz evet. Var. Bunlar çok belki aşk az kalır dediği çok doğru İlyas'ın. Bu benim için de geçerli tabii. Birbirimize emeklerimiz var. Birbirimize bunca sene beraberlikte paylaşımlarımız var. O yüzden gerçekten peki, daha fazla. Peki bir sanatçı, sanatçı olan eşine nasıl açılır? Duygularını nasıl anlatır? Pastize gelmiş. Yani acaba bak bunlar sanatçının açılması farklı. Vallahi biz nasıl açıldık söyleyeyim. Kayseri'ye turneye gitmiştim ben. O zaman şeyler pastırmalar, sucuklar bir şeyler getirmişim. Kuliste gereken tertiyatrosunda Müşfik Hoca ile bir turne yapmıştık. Biz sahnede Yasemin Hanım'la işte oyun provası yaparken okul için. Aşağıda arkadaşlar pastırmaları dizmişler, yumurtaları şey içine aynen de bir öyle. Mum dikmişler bize getirdiler üfleyin diye. Ben şaşırdım sanatçı zaten. Böyle açılır. Aklımda yoktu. Böyle bir önce hazırlık yapmışlar. Yani aşkını pastırmayla nasıl dediniz ya. Pastırmayla dile getirdi. Çok şahane oldu. Lezzetli bir aşk olmuş. Aynen öyle oldu gerçekten.